Peki Sayın Bayrakçı sizle devam edelim. Hem amacı size soralım. Konuklarımızı dinledik aslında. Ve e, Türkiye seçime mi zorlanmak istiyor tam da bu e, açıklamalarla yapılan bu süreçle? Evet. Şimdi tabii birçok bir farklı görüşü yani farklı bakış açısını dinledik. Aslında burada 3 e, gündür 4 gündür bütün kamuoyunun konuştuğu uzunca şeylerin özeti yapıldı. Bu özet. Herkesin anlayabileceği bir dilde yapıldı, farklı görüşler olarak tabii. Dolayısıyla ben şimdi bir farklı bir açıdan bakış getirmeliyim ki tekrara düşmeyeyim birçok bakımdan. Ee, ama bu özetinde faydası vardı. Yani ilk kez oturup da bir cumartesi akşamı hani bu konuyu biraz detaylı dinleyeyim diyen olmuşsa detaylı olarak dinlemiş oldular özetini konunun. Çünkü farklı bakışlar dile getirildi ve her bakışta kendi açısından bir bakıma haklı. Neden? Şimdi toplum e, gerçekten bu iddialara yanıt bekler bir. İki, e, bu iddialarla ilgili olay 10 milyon kişi tarafından, 8 milyon kişi tarafından izlenince e, bu hem yani sadece muhalif düşünen insanların gösterdiği bir ilgi diye algılanmamalı. Meraktan da izleyen çok oldu. Hatta AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, seçmenden de Büyük Birliğe oy veren, seçmenden de çok izleyen oldu. Bunu görüyoruz yoksa bunun 10 milyonları geçme şansı olmaz. Tabii ki konuşan kişinin yani Sedat Peker'in üslubu, tarzı, şaşırtıcı cesareti. Bunların hepsi etken. Doğru. Ama ee, evet fenomen bir konu, öyle geçitirilecek bir konu değil haline geldi en azından. Hatta o hale geldi ki geçen hafta yapılan anketlerde gözledim, yani ilçe ve il farklı iller ve ilçelerde ama oradaki şeyden Türkiye genelini hissedebiliyorum artık. 36 yılım geçti bu meslekte. Ciddi bir merak ve ilgi var. Dinliyorlar hala cevaplara verilen cevabı da dinlediler. Anormal rakamlar da dinlendi. Şimdi ben önce toplumun bakış açısıyla analiz edeyim. Toplum nasıl baktı? Seçmen nasıl baktı bu olaya? Lütfen. Kısaca söyleyeyim. Sonra da şahsi görüşümü söyleyeyim. Toplum şöyle baktı. Şimdi Cumhurbaşkanının açıklaması o günde tarif ettiğim gibi en azından kendi seçmenin nezdinde de muhalif seçmen nezdinde de açıkçası ...makul ve... E, ...olması gerektiği kadardı. Yani o gün de söyledim. Ne beş dakika fazla konuşsa... ...doğru olurdu. Ne de o konuya hiç değinmese doğru olurdu. Ne de Türkiye Cumhuriyeti... ...devletinin... ...uzun yıl zamandır iş... ...görev başında olan İçişleri Bakanlığı... E, ...sahipsiz ve ortada bırakmak bakımından... ...doğru olurdu, değinmeseydi. Dolayısıyla... ...Cumhurbaşkanı kendi açısından konuya yaklaşması gerektiği ölçüde yaklaştı. Hatta şunu da ilave ettim o geceki konuşmamda. Hasan Bey'in dediği odur işaret ettiği. Dedim ki bu metinleri kim yazıyor Allah aşkına çok başarılı dedim. Çünkü yani zaten 19 yıl siz 15 tane seçim kazanınca ya şansı oldu şu sebepten oldu bu sebepten oldu. Artık bunları bununla açıklayamazsınız. Bir becerinin, bir başarının, bir e, şeyin ürünüdür bu. Şimdi muhalif seçmenin ya da muhalif siyasetçinin çoğunlukla dikkatten kaçırdığı bir şey oluyor ki aslında konunun en önemli kısmıdır bu. O ne biliyor musunuz? Yani dünyanın ilk en büyük fizikçisi kabul edilen ya da fiziğin kurallarını, dünya kurallarını yazdığı kabul edilen Isaac Newton'ın tabiriyle söyleyeyim. Gerçek basitlikte, sadelikte saklıdır. O sadelik şu iktidara oy veren bu %51-52'lik seçmenden oy alamadığı sürece muhalefet istediği planı yapsın, seçim kazanamaz. Peki iktidara oy veren seçmenden oy alabilmesi için ne yapması lazım? Sabahtan akşama kadar iktidarı eleştirmesi değil. Çünkü onu 19 senedir deniyorlar. Ne yapması gerekiyor? 19 senedir sonuç bugün gelinen sonuç. 20. yıl olsa gene aynı sorun çıkar. Siz çift günlerde Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan'ı eleştirin. Tek günlerde AKP'yi eleştirin. Sonuç 19 yıldır bu. Çünkü seçmen kızıyor size. Çünkü o seçmeni aptal yerine koyuyorlar. Türkiye'de seçmen aptal değil artık. Herkes şu basit şu telefon aletinden dünyayı gözlüyor. Kimse aptal değil. Kimse cahil değil. Kimse bilgisiz değil. Bütün Türkiye için söylüyorum. Bu insanlar neye hassasiyet gösteriyorlar? Dikkat edeceksiniz. Sadece konu muhafazakarlık da değil, başı kapalı olmak, açık olmak, bilmem ne falan, bunlar değil. Hayır, başka hassasiyetleri var. Ekonomi var, milli değerler var, bilmem neler var. Bunları hiç e, yok sayıp siz sabahtan akşama eleştirdiğiniz zaman ve eleştirmek için de fırsat arayar bir izlenim uyandırdığınız zaman sonuç 19 yıldır bu. Döne döne bu. 19 yıl daha deneseniz aynı sonuç çıkar. Çünkü karşınızda ülkenin yarıdan bir miktar fazlasına hitap eden bir iktidar var. Peki. Bitiriyorum. Lütfen. Ama. Buyurun. Yani daha söyleyeceğimin asıl kısmı bu değil. Neyse. Kısaltayım o zaman. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın tutumu o 19 yıllık sürecin tipik bir örneğiydi. Yine en... E, olması gerektiği şekilde tepki verdi. İçişleri Bakanı'nın tepkisine bakalım. Toplumun algısını söylüyorum bu arada. Onun için bu şeyleri ilave ettim. 19 yıllık seçim öyküsünü de ilave ettim. İçişleri Bakanı ne yapmalıydı? İstifa mı etmeliydi? Tabii ki hayır. Çünkü niye? Seçmen de böyle bakıyor olaya. İddia sahibi aslında ben mafya tabirini kullanmayacağım. Çok muazzalı bir tabir çünkü. Ama belli konularda vaktiyle suçlanmış bir insan. Ama söylediği de bir şeyler var. Peki muhalif seçmen iddiaları doğru mu değil mi merak ediyor. İktidara yakın olan seçmen de şöyle düşünüyor. Ya suçluyor ortaya kanıt koymuyor. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Muhalif seçmen zaten aynı şekilde düşünecek. O değişmiyor ki. Sadece yeni nesil ilave oldukça yeni seçmen grubu muhalif seçmenin kısmi de olsa miktarı artıyor. Ama yine iktidar almayı yetmiyor. Çünkü örnek vereyim 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi ittifakının kazandığı seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde aldığı toplam oy yüzde 52 buçuk. Yani yarıdan hala fazlası. Yani bu iş bitti, seçim alındı falan. Hani kader değişti diyorlar ya. Nereye değişti? O seçimde bile 52,5 almış iktidar. Hani neresi değişmiş? İstanbul, İzmir zaten CHP kazanıyor. Ankara'yı 2014'te de zaten kıl payı kaçırdı Mansur Yavaş. İstanbul kazanılmış. İstanbul'un kaderi referandumda da değişmişti. 52 hayır çıkmıştı. Bundan 5 sene önce. 4 sene önce. Şimdi bunlar ölçü değil. Bu ölçüleri bir kere doğru görmek lazım. Toplumun mevcut içinde bulunduğu oy plasmanlarından ve deplasmanlarından yana bir değişiklik yok. Çünkü yaklaşımlar aynı. İktidar kendini en uygun haliyle ortaya koyuyor. Muhalefette ya bunun söylediklerini araştırın kardeşim doğru olabilir diyor. Bu 19 yıldır yapılan şey seçmenin bir de kendi şahsi yorum ilave edeyim seçmenin algılarını söylüyorum algılar bunlar Sedat Peker'in tutumu çıkmış çok e, şaşırtıcı bir şekilde eleştiriyor hakikaten niye bu kadar ilgi görüyor onu da söyleyeyim bu arada merak ediyorlar e, siz bir konuda kimsenin konuşamadığı konuşmaya en fazla üç cümleyle, dört cümleyle cesaret ettiği bir konuda bir saat boyunca, bir buçuk saat boyunca ve yüzlerce, binlerce cümle kullanarak eleştiri yöneltirseniz o fikirleri duymak isteyen insanlar onu meraktan izlerler. Sayı artınca bu sefer iktidara yakın olanlardan bu sefer meraktan izlerler. Bu çok doğal. Yani bunu kendi buradaki yine CNN'deki bazı şeylerimden de biliyorum. Mesela ben 2 dakikalık, 3 dakikalık bir bu 104 amiralle ilgili bir konuşmam var. 9 milyon izlenmiş. Niye? Çünkü o konuda hiç kimse o e, keskinlikte veya cesarette bir konuşma o tarihlerde yapmadı, yapamadı. Ve uzun 3 dakika süren bir konuşma yapmadı. Konuşma doğrudur, yanlıştır, orada değilim. İnsanların duymak istediği bazı insanların konuşmayı siz yaptığınız zaman bu izlenir. Şimdi sonuç benim bir tek endişem var. Evet bu iddiaları ben de merak ediyorum. Ben de sonuç nedir görmek isterim. Orada Öztürk Bey'e katılırım. Yani evet ama İçişleri Bakanı'nın tutumu zaten şu değil ki yani bu konu kapatılsın, bunu tutuklayalım, paket yapalım, getirelim bilmem ne, şu bu değil. Her şey serilsin ortaya, dava da açılsın diyor. Başkaları da söylüyor bunu. Binali Yıldırım da söyledi. Ay ben gidip ifade vereceğim dedi ya. Ha. Açıklayacağım, savcıya Şimdi, açıklayacağım dedi. Sonuç sorun. olarak evet, evet farkındayım. Sonra taraflar söyleyeceklerini söylemişler. Ben algılara bakıyorum. Bir algıyı da çok önemsiyorum. Bunu kendi adıma söylüyorum. Ama yurttaşlarımızın çoğunun bunu önem verdiğini biliyorum. Şimdi dünyanın büyük bir kesimi... Biliyorsunuz hep söylüyorum bizden hoşlanmıyor tamam mı? Türkiye'den. Evet şu veya bu sebepten 50 kere anlattım 51. kez anlatmayayım. Sevenimiz az. Pakistan var ne bileyim az sayıda çıkar yani. Ee, özel ilgi gösterdiğimiz için ya da haklarını koruduğumuz için Katar var şu var bu var. Az Azerbaycanımız var. var. Efendim? Azerbaycanımız var. Onlar zaten bizden onları ayıramam. Çok güzel. Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, Kırgızistan'ı falan nasıl ayırayım? Adamlar Türk. Onları zaten ayrı. Zaten kardeş ülke diyoruz. Evet onlar Dost da yani değil eleştiri kardeşi. hedeflerinden biri de onlar. Azerbaycan haklı davasını yaptı bütün dünya sahip çıkmadı. O aynı sebepten. Çünkü onları da bizden görüyorlar. Şimdi dolayısıyla endişem şu. Toplumda da bilinçaltı ya da bilerek bu endişe var. Hangi kesimde? Hem iktidarı oy veren kesimin büyük çoğunluğunda hatta muhalefete oy veren kesimde bile var. Şu var. Ya zaten Türkiye'yi küresel güçler ya da daha açık konuşalım Amerika Birleşik Devletleri özellikle son üç yıldır hele özellikle Biden geldiğinden beri tamam mı? Böyle fırsat kolluyorlar ki zor duruma düşürsün, küçük duruma düşürsün, zayıf düşürsün. Türkiye bir rezil olsun. Adamlar mest olacaklar. Yani Türkiye böyle bir acze düşse, sücüse, bir konuda bir rezil olsa adamlar zekten dört köşe, beş köşe olacaklar. Şimdi ben bu psikolojiyi hissediyorum, biliyorum adamların bakışlarında. Askeri bir yenilgi sinir olsun. oluyorum. Onların Türkiye'de, Türkiye zor duruma düşsün dedikleri tabii iktidarda kim var? AKP'yi kastediyorlar. Ya kardeşim tamam AKP'yi kastediyor da zor duruma düşürsün aslında bir rezil olsun falan istediği şey sonuçta Türkiye Cumhuriyeti olmuş oluyor. <laughs> Ve burada da bundan keyif alan insanlar var. Ben buna kudurgan muhaliflik diyorum. Kudurgan muhaliflik. Kudurmuş muhaliflik. Yani iktidar bir zor duruma düşsün, bir rezil olsunlar. E Türkiye doğar da rezil olsun, umurunda değil. Ya nasıl umurunuzda olmaz ya? Türkiye bizim ülkemiz. İki yıl sonra belki siz devralacaksınız. Rezil olsun diye baktığınız şey bizim ülkemiz ya. Dolayısıyla bu konuda eğer İçişleri Bakanı'nın böyle bir şeyler çıkıp da Yok bilmem başka iddialar vaktiyle 90'lı yıllarda şunlar bunlar çıkıp da yani zaten Türkiye'yi böyle narkotik bir ülke, uyuşturucudan para kazanan bir ülke. Bunlar zalim, bunlar kötü adam, bunlar her pisliğin altından çıkar filan diye bir imaj yaratmaya çalışan dünyaya karşı. Böyle bir şeyimiz çıktığı zaman o dünya basını neler yazar, neler çizer, neler inceler. Beni çok rahatsız ediyor. E diyeceksiniz ki e öyle olacak diye de böyle bir şey varsa ortaya çıkmasın mı? Ya ben ülkemin narkotik bir ülke olduğuna inanabilir miyim? Veya bunu siz Türkiye'nin yüzde sekseni inanır mı? Yani uyuşturucuyla iş gören bir ülke olacağız. Buna benim milletim inanır mı ya? Ama inansın diye çok şey yapıldı. E, uğraşıyorlar. Burada sıkıntı dolayısıyla şu. Evet iddiaları ben de merak ediyorum. İnsanlar da merak ediyorlar. Hatta iktidara oy veren seçmen bile ya acaba bu işin aslı var mı yok mu diye 20 saniye olsun düşünmüştür. Ama bunun diyeti Türkiye'nin rezilliği olmamalı ve olmayacağı şekilde davranıldığını düşünüyorum. Olmaması gerektiği haliyle davranıldı. Bu benim için ve Türkiye'de birçok insan için emin olun çok önemli bir şeydir. Ülkemin dış dünyaya karşı duruşu, pozisyonu rezil olup olmaması ya da herhangi bir başarısı ya bir altın madalya alsak bir olimpiyatlarda mest oluyoruz, zevkleniyoruz. Dün ben koyu Beşiktaşlı olduğum halde Galatasaray kupayı aldığında yerlere attım kendimi. Ayşe Odabaşı başı aldı. Ayşe Odabaşı aldı dün madalya. Dolayısıyla Ayşe, bitiriyorum. Ayşe bitiriyorum. Begüm on başı Metin bir madalya dostum. aldı. Biz de onu tebrik edelim buradan CNN Türk ekranlarında. Evet. Alınca da ne Sonuç kadar olarak, gurur duyduk, sevindik, yani. mutlu olduk hep birlikte. Hakikaten böyle bir durumdayız. Siz amaç Türkiye'dir diyorsunuz ee, yine. Sıkıntım Türkiye imajına zede gelmesi. Bir de son bir şey söylüyorum. Lütfen. Ee, bir tek Hasan Bey'e katılmadığım şu nokta var. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye karşı düşmanlığını tanımlarken başka bir sebebe bağladı. Ama ben öteden beri hep şunu söyledim, anlattım. Birçok kişi de benimle aynı fikirde olduğunu görüyorum. Mesajlarından okuyorum, Twitter'da okuyorum. E, Arap ülkelerinin çoğunluğu da birkaçı hariç, özellikle okumuş Araplar bizden hoşlanmazlar. Bizi sevmiyorlar. Diyeceksiniz ki halk bizi seviyor, ülkeyi yönetenler sevmiyor falan. Ya iyi de ülkeyi zaten ilkokul mezunu bir adam yönetmiyor. Okumuş Araplar yönetiyor. E hal öyle olunca süreç içinde kendi halklarına da kendi okumamış olan veyahut da o Türkiye ile ilgili olumlu fikirler olan insanlara da süreç içinde bizim aleyhimize. Mesela bilir misiniz ki Peki. şu anki iki Filistin var ya. Layık olan Filistin'deki lise ve ortaokul kitaplarında bulun o kitapları. Türklerin ve Türkiye aleyhine bir sürü tarih de kitabında okuttukları kendi ortaokul lise kitaplarında Türkler işgalci, Türkler bilmem neci diye. Ya şimdi, sunayım. dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Yo o kitap var. Kitabı yok anladım da. kategorik Peki, olarak Arapların Arap çünkü tamamını kastetmiyorum. Yani. yani biraz orada. ama Arap okumuşları ve emperyal güçler. bu bölümü de. kapatmadan bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam, tamam Sayın Rocketsan hemen geliyorum. Sayın Baraktıdan sonra bir dakika alacağım, kapatacağım Çilistini bu bölümü. ne yapacağız? Yine Katar, Katar eee eleman dedi bize. Mısır, Neyse Mısır ne yapacağız? Sonuçta Cezayir'i ne yapacağız? Fas'ı ne yapacağız? Bu saydığımız ülkeler, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, bunların Türkiye alehtarlığı sırf siyasi nedenlerle değil genel tarihidir. Tarihten gelen Tarihten bir gelen bir şeydir. Affedersiniz. Ve ve şu anda da o konuda katılıyorum. Ee, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunması da bu sebeple de şaibe ve sıkıntı ortaya koyabilir. Peki. Çünkü CIA'nin olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin olsun, Türkiye aleyhtarı ne kadar organizasyonu ve planlaması varsa merkezi o Dubai'dir ve Birleşik Arap Emirlikleridir. En azından Sedat Peker oradan konuşmasın kardeş. Yani hakikaten böyle bir bağlantısı yoksa da gitsin başka bir ülkeden konuşsun. Ya Hakan abi. Bey çıkar. Sayın Bayrakçı e